10 sene önce Kayak Federasyonu Türkiye'de kayakla atlama sporunu başlatmaya karar verdi. 10 çocuk seçtiler ve bu çocukları Slovenya'ya yolladılar. Çocuklar eğitimleri gereği senenin 6 ayını Slovenya'da kampta geçirdiler. Antrenörlüğünü yaptığım bu kuşağın bu spora geçmesi böyle başladı. 10 sene önce burada atlama kuleleri yoktu. Şimdi Erzurum'da en iyi eğitim tesislerinden birine sahibiz. Artık daha büyük düşünmeye başlayabiliriz. Türkiye kayakta atlamayla 2007'de aslında tanışmadı. Yaklaşık 90 yıl önce Erzurum'da takımı kurulan bir spor branşıydı kayakta atlama. İşte her ne kadar da antrenörü yabancı da olsa yerli vatandaşların izleyebileceği, yapabileceği bir spor branşıydı. Bizim güreş gibi, atasporumuz belki de olabilirdi. Babam da spora gitmiş. O zamanların imkanlarıyla, tabii imkanlar kısıtlıymış. Paten, demir patenlerle kayarmış. Böyle pist falan yok. Ondan sonra işte atlamalarda gider seyredermiş. Bu şey, Mayer varmış, Avusturyalı. İşte Erzurum'dan Argun Mücelleli. Babam hep hatıralarında bana anlatırdı. Gider sadece seyredermiş. Önceden ben de sporcuydum alp disiplini dalında. Ama hani benim için atıyorum yani olimpiyat tamamen hayal. Hatta olimpiyat bilmiyordum bile. Çünkü hani çok ulaşamayacağım bir noktadaydı olimpiyat. Ama Arda bunu başardığında en başta ben çok aşırı şaşırdım. Aşırı çok zor olan bir şey başardı bence. Hem de bu dalda, kayakla atlama dalında ve hani onun bir öncüsü yok. Alp disiplininde öncüler var ama Arda şu an hani kendi kendine öncüsü. Zaten bu dalda ilk sporculardan. '18 olimpiyatlarında tabii ki bir ilki gerçekleştirdik. Olimpiyatlara ilk defa kayakla atlama branşında katılmayı sağladım. Tabii ki bu benim için çok stresli bir durumdu. Çünkü ilk defa dünyanın en büyük yarışmasına gidiyordum. Ve üstümde gerçekten bir stres vardı. Hani çünkü uluslararası medya, ulusal medya gerçekten ilgi gösterdi. Ve bu hani nasıl söyleyeyim, bir madalya almaktan daha önemli bir şeydi bizim ülkemiz için de, kayakla atlama tarihi için de. Oradaki yarışmama ben bütün sakinliğimle katıldım. Çünkü biliyordum yani benden madalya istenmediğini, orada bulunmam bile bir mucizeydi çünkü bizim için. Yani o zaman tabii büyük bir başarıyla Fatih Arda kayaklatmaya yeni bir kademe atlattı. Kendi hakkıyla, kendi puanıyla olimpiyata bir adım vardı. Oraya gitti. Ülkemizi de bence en iyi şekilde temsil etti. Elimden geleni yaptığımı umuyorum. Orada yani Türk bayrağını, orada benim ismim önemli değil. Türk bayrağının orada olması, atladıktan sonra yani olimpiyatta madalya alan insanlara bütün medya gider, konuşur, röportaj yapar. Ben atladıktan sonra hepsi bana koştu geldi. Nasıl bir şey, Türkiye'den kayakla atlama sporcusu nasıl çıkabilir ve olimpiyatlara gelir? Çünkü ülke kotasıyla gidilmiyor olimpiyatlara kayakla atlama. Dünyanın ilk 65 sporcusu arasına girilmesi lazım. İlk yarışmam böyle geçti. Sadece oraya gitmek bile büyük başarı. Yani çok kısa bir kayakla atlama tarihinin ardından olimpiyat sporcusu çıkarmak bu ülkede gerçekten çok muazzam bir şey. Bu yaptığımız başarılar, her şey, benim bir sözüm vardır. Her şey bayrak için. Biz vesile olanlarız sadece. Yani ben orada Fatih Arda İpcioğlu değil, Türk bayrağının gözükmesi daha önemli. Tamam, biz yol açtık. Yeni jenerasyona yol gösterdik. İşte arkamda görmüş olduğunuz rampalardan belki ileride burası bir uçuş fabrikasına dönecek. Geldiğimiz zaman şimdi daha rahat ve aynı süre zarfı içerisinde yine
Dünya Kupası'na gitmek için puanlar alınmış. Arda'nın tek başına gittiği 2017-2018 yıllarındaki yarışlara şimdi 3 kişilik gidebilmeleri muazzam bir ilerleme kat edilmiş. Ama bunlar da çocukların kendi emekleri en ön safta görünmesi gereken şeylerdir. 2018 olimpiyatlarından sonra antrenörümüz değişti. Pekka'yla çok güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Ondan da çok mutlu bir şekilde ayrıldık. Daha sonra da 2022 için çalışmalara başladık tabii ki. Benim kariyerimdeki aslında hedefim, arkamda görmüş olduğunuz Erzurum'da yapılacak olimpiyatlarda, bu olimpiyatlarda atlayış gerçekleştirip kariyerimi sonlandırmaktı. Ama nasip olmadı. Şu anda bulunduğumuz konumda ise yaklaşık olimpiyatlara 3 ay kala, 4 ay kala şu anda o kotayı garantilemiş durumdayım. Arda'nın hayatında değişen çok bir şey olmadı. Hani daha fazla, daha gayretli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Çünkü bu olimpiyat tadını aldı o bir kere. Bir daha hani sürekli gitmek istiyor artık. Bizde değişense onun büyüdüğünü tam olarak hissediyoruz. Hani artık bir şeyler başarabildiğini inanıyoruz, güveniyoruz ve başarıyor da. İkinci kere kendi kotasıyla olimpiyata hak kazandı. Bu hem bizim için hem de bence ülke için çok büyük bir gurur. Arda 4 sene önce Pyeongchang'de bir olimpiyata katıldığı zaman hepimiz çok heyecanlandık. Çünkü bu bizim ilk deneyimimizdi. Yani olimpiyata ilk gönderdiğimiz bir evladımızdı. Aradan 4 sene geçti. Yine bir Arda olimpiyata gidecek. Fakat şu an hiçbir heyecanımız kalmadı. Yani içimizde bir kıpırtı kalmadı. Bunun nedeni de Arda mesela 4 sene içinde kız kardeşi de şu an işe başladı. Gıda mühendisliği olarak. Arda'da herhangi bir iş durumu yok şu an. Sadece atlamacı, işte yurt dışı antrenmanlar, yarışlar, onlara gidiyor. Babam mesela bana bir kız isterken rahattı. Mesela diyordu ki biz esnaflık yapıyoruz oğlumla birlikte. Yani en azından bir iş yerimiz var, bir ekmeğimiz var. Şimdi diyelim ki ben Arda'ya bir kız istemeye gittiğimde, ben kendisine de devamlı bunu ilettim. Ne diyeyim peki kız babasına? Diyecek ki oğlunuzun mesleği, tamam beden eğitimi, besyo mezunu, tamam güzel. Yüksek lisansını bitirdi, güzel. Milli sporcu işte bir gitti Pyeongchang'a, bu ikinci işte olimpiyata gitti. Ama ne kadar, ne zamana kadar? Yani bu elle tutulur, gözle görülür mesleği nedir? Yok yani bir somut bir mesleği yok. Sporcu başka. Ama bunu da kaç sene yapacak? Buradan getirisi ne olur? Şimdi bir maddi bir hürriyet olacak ki gidersiniz, isteyesiniz. Şu an ben o durumdan çekiniyorum yani. 4 sene önce 2018'de Arda olimpiyata gitti. İkimiz de üniversitedeydik. Şu an ben gıda mühendisliği yapıyorum. Arda şu an hala spora devam ediyor. Aynı zamanda yüksek lisans yapıyor. Ama artık hani sonu ne olacak? Çünkü meslek edinme yaşında. Mesleği sporcu evet ama hani bu sporu bırakmasını ben kesinlikle istemiyorum. Bir meslek edinmesini çok istiyorum. Yüksek lisans yapıyor. Bu yönde ilerlemeyi düşünüyor akademik olarak. İnşallah hak ettiği yerlere gelir.